düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilendir. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 30 Haziran çarşamba saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ben Gizem Öner. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bugün Meclis AK Parti grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partililere hitap etti, gündemi değerlendirdi. Kanal İstanbul projesine ilişkin konuştu. Erken seçimi bir kez daha reddederek seçimin 2023'te olacağına vurgu yaptı. Türkiye bugüne kadar bunca esere, bunca hizmete nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul projesine de aynı şekilde kavuşacak. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Kanal İstanbul vardı. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'un boğaz trafiği ve depreme hazırlık gibi sorunlarının çözümüne ciddi katkı sağlayacak bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Biz burada. Sadece bir kanal inşa etmekle kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul'a ve ülkemize limanıyla, ihracatımızı, hayat alanlarıyla, insanımızı rahatlatacak yeni bir nefes borusu açıyoruz. Kanal İstanbul'a karalama kampanyası yürütenleri de çok sertleştirdi. Şehrin depreme hazırlık çalışmalarından kıyılarını istila eden müsilaja kadar hiçbir ciddi meselesinde dişe dokunur herhangi bir çabasını görmediklerimizin Kanal İstanbul'a karşı kampanya yürütmesi zavallılık işaretidir. Neymiş efendim? Bu proje yeteri kadar tartışılmamış. Yahu biz Kanal İstanbul projesini tam 11 yıl önce kamuoyuna açıkladık ve o günden itibaren tartıştık ve ne zaman ki milletvekilliğine aday olduk ve o zaman da dedik ki bizim çılgın projemiz Kanal İstanbul. Ve erken seçim tartışmaları. 6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Haberiniz var. Yeni mi duydunuz? <laughs> Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Muhalefetin 2023 ile ilgili cüretinden cesaret alan kimi çevrelerinde galiz ifadelerle ülkeyi ve milleti ayakta tutan değerleri yıkmaktan, devri sabıktan söz ettiklerini işliyoruz. Şunu unutun. Değerli kardeşlerim, bunlar adeta bir yalan makinesidir. Ve bu şekilde de bu yola devam edeceklerdir. Cumhurbaşkanı seçim tarihinin net olduğunu, erken seçimin söz konusu olmadığını vurguladı. Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. İlan, i̇lan ettiğimiz tarih budur. Ve bu iş öyle sıradan bir iş değildir. Aklınıza ne gelirse yapın. Böyle bir şey yok. Siyaset ciddiyet ister. Siyaset kararlılık ister. Yalanın egemen olduğu bir siyaset bizim kitabımızda yer almaz bunu böyle bilsinler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar'lı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi iddiaları da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepki gösterdi. İddialar tepeden tırnağa yalan dedi. Kılıçdaroğlu hem öğrencilere hem de ailelerine saygısızlık yaptı diye de ekledi. CHP'nin gündeme taşıdığı Katar'lı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buna rağmen yalanını sürdürüyor. Ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim bizim çocuklarımız için değil. Asılsız iddialara en sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Karşımızda Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını hiç utanmadan, sıkılmadan 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Cumhurbaşkanı söylenenlerin hepsi yalan dedi. Bu nedensizliktir. Bu ne terbiyesizliktir. Ne oldu? Böyle bir şey oldu mu? Girdi mi? Tepeden tırnağa hepsi yalan. Zaten bunlar yalan dersini özellikle alıyorlar. Bunu sadece kendisi almakla kalmıyor. Kendi yanındakilere de aynı dersi aldırtıyor. CHP yalan ve iftira bataklığına gömülmüştür şeklinde konuştu. Önlerine konan bilginin doğruluğu, yanlışlığı bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. Yeter ki bunlar amaçlarına bir adım daha yaklaşsın. Sonuçta isterse ülke yıkılsın, isterse millet perişan olsun, isterse gençlerimizin hayalleriyle oynansın. Hiç önemli değil. 55 eski hakim ve savcının yargılandığı FETÖ'nün selam tevhid kumpası davasında karar çıktı. 20 sanık 13 yılda 1,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına mahkum edildi. 55 eski hakim ve savcının yargılandığı Selam Tevhid Kumpas davasında karar açıklandı. 20 sanık 1 yıl 6 ay 15 gün ile 13 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına mahkum edildi. Eski özel yetkili savcı Adnan Çimen 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 17-25 Aralık kumpasında yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl 12 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dal da, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. 23 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'deydi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u ağırladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı yapıldı. Bakanlara Kanal İstanbul projesinin Möntre Boğazlar Sözleşmesi'ni nasıl etkileyeceği soruldu. Önce Bakan Çavuşoğlu açıklama yaptı. Şunu net söylemek isterim. Ne Kanal İstanbul'un Montreux anlaşmasına bir etkisi var ne de Montreux anlaşmasının Kanal İstanbul'a bir etkisi var. Ayrıca Montrö Anlaşması'nın nasıl revize edileceği veya sonlandırılacağı da yine anlaşmanın içinde var. Yani Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Anlaşması'nda herhangi bir değişiklik olmayacak. Ardından Rus Bakan Lavrov konuştu. Lavrov İstanbul Kanalı'nın yapılması yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır yanıtını verdi. Ulaşımı, katılması için Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz. Bu karara dair yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar vardı ve Danıştay yürütmenin durdurulması talebini reddet. Türkiye, resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 20 Mart'ta İstanbul Sözleşmesini feshetti. İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da yürürlükten kalkıyor. Bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için aralarında CHP, İyi Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 200'den fazla dava açıldı. Danıştay bu taleple ilgili kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı, çekilme kararı sonrası açılan davalar hakkında Danıştay'a savunma göndermişti. Savunmada kararın iptali istemiyle açılan davaların haksız ve hukuki açıdan yoksun olduğu gerekçesiyle reddi istendi kararın Cumhurbaşkanlığının yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğu vurgulandı. teklifin tümü açık oylamaya tabi. Savunmada, kararda anayasaya aykırılık bulunmadığı ifade edildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadına şiddetle mücadelede herhangi bir zarar vermeyeceği de belirtildi. Ardından Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi kararı ile ilgili yürütmenin durdurulması talebini reddetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ağaç katliamı yaptı. Üsküdar Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında bölgede bulunan ağaçlar iş makinesiyle adeta katledildi. Yer Üsküdar Sultanbeyli metro hattı inşaatı. Ağaçları iş makineleriyle katledense CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sırasında yeşile karşı olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp taşınabilirdi. Ancak her fırsatta sözde yeşil savunuculuğu yapan CHP ağaçları katletmeyi seçti. Ağaçlar iş makineleriyle katledildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere sebep oldu. Türkiye sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen harekat sonucunda iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine kaçacak yer bırakmadı. Terörü ülke gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye, huzur ve güven ortamını korumak için operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yurt içindeki terörist sayısını 240'a kadar düşüren Mehmetçik sınır ötesinde de teröristlere nefes aldırmıyor. Bu kapsamda PKK kadrolarının Kandil'in Güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyedeki teröristleri daha güvenli yerlere göndermeye çalıştığı belirlendi. Örgüt tarafından Asosluğa ve çevresinde bölgede istihbarat toplayan yerel işbirlikçilerle irtibat kuran hücreler oluşturulduğu tespit edildi. Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması için yürüttüğü faaliyetler takibi alındı. İnleri başlarına yıkılan teröristlerin yeni stratejisi, yerel halkın barındığı alanlara yerleşerek güvenli bölgede kalmaktı. Milli İstihbarat Teşkilatı sivil halk arasındaki sızmaları önlemek için Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de harekat düzenledi. Operasyonda Ada İmralı Kod adlı Mahiye Açık ve Suriye Uyruklu Ekin Rojava Kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin örgütün sözde yönetici kadrosundan Duran Kalkan'a yakın isimler olduğu öğrenildi. Salgın sürecinde istihdamı korumak amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı sona erdi. Konuya ilişkin yeni bir karar alınmazsa bu ay son ödemeler yapılacak. Covid-19 salgın sürecinde birçok tedbir alındı ve kısıtlamalar getirildi. Bu durum çalışanlar ve işverenleri zor durumda bıraktı. Onların yardımına ise devlet yetişti. Hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak amacıyla şartlar esnetildi. İstihdamı korumak için kısa çalışma ödeneğiyle nakdi ücret desteği sağlandı ve işten çıkarma yasağı getirildi. Salgın süreci en az hasarlı atlatılmaya çalışıldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte çalışan ve işverene sağlanan destek de sona erdi. Yeni karar alınmadığı takdirde ödenekten faydalananlara Temmuz'da son kez ödeme yapılacak. Ayrıca fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren hüküm de ortadan kalktı. Konuya ilişkin yeni bir uzatma kararı alınmazsa normal düzen devam edecek. Kısa çalışma ödeneği de biteceği için işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak. Öte yandan iş dünyası kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesini istiyor. <laughs> Türkiye uzun bir aranın ardından yarın kısıtlamasız bir gün geçirecek. Bu süreç kamu kurum ve kuruluşlarına da yansıdı. Normalleşme sürecinde kurumlarda alınacak tedbirlere ilişkin yeni bir genelge yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme başlıyor. Bu kapsamda kurumda alınacak tedbirler belirlendi. Sürece ilişkin genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Salgın nedeniyle getirilen esnek çalışma 1 Temmuz itibariyle sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal düzen ve mesaiye geçilecek. Genelgede 60 yaş ve üzerindeki kronik rahatsızlığı bulunan gebelik izninde olan çalışanların idari izinlerinin devam edeceği belirtildi. Bu kişiler çalışmadıkları süre zarfında görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Öte yandan normalleşme sürecinde yine tedbir elden bırakılmayacak. Kapalı alanda düzenlenecek toplantılar video konferans üzerinden gerçekleştirilecek. Tüm personeller maske, mesafe ve temizlik gibi kuralları uygulamaya devam edecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan sinema salonları 1 Temmuz itibariyle yeniden faaliyetlerine başlayacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren sinema salonları izleyicisine kavuşuyor. 7 aydır kapalı olan salonlar 1 Temmuz itibariyle yeniden sinema severlere kapılarını açacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri de hiç şüphesiz film sektörü oldu. Yatırım maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla salonlar kapalı kaldığı dönemde birçok zorlukla karşılaştı. Bu süreçte devlet desteğiyle nefes alan işletmecilere sağlanan kredi ve nakit yardımları can suyu oldu. Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle tam normalleşmeye geçilecek. Bu kapsamda sinema salonları da belirlenen kurallar doğrultusunda hizmet verecek. Koltuklar arasında birer boşluk bırakılacak. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya riayet edilecek. Ayrıca film aralarında 30'ar dakika boşluk bırakılarak salonlar havalandırılacak. İkinci Palandöken Su Sporları Festivali başlıyor. Festivale Teke Deresi mevkisi ev sahipliği yapıyor. 2 Temmuz'da başlayıp 4 Temmuz'da sona erecek Su Sporları Festivali'ne katılım ücretsiz olacak. İkinci Palandöken Su Sporları Festivali başlıyor. Atlı Safari'den jet ski yarışlarına, kano turlarından açık hava sinemasına kadar türlü etkinlikler yapılacak. Hem de katılımı ücretsiz. Palandöken Su Sporları Festivali'nin ilk Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'nde yapılmıştı. Festivalin ikincisine ise konaklı kayak merkezi sınırları içerisinde bulunan tek ederesi mevkisi ev sahipliği yapıyor. 2 Temmuz'da başlayacak olan festival 4 Temmuz'da sona erecek. Su jetiyle, skiyle sınırlı kalmayacak organizasyonumuz. Yine göl kanosu bu bölgede konuşlanacak diğer taraftan e, rafting botlu gölde e, yapılan cinse olmak üzere bu bölgede yine konuşlanacak ve katılımcılarımızın aile çadır kamp formatıyla e, bu bölgede vakit geçirmeleri mümkün kılınacak. Adrenalin tutkusunu da içinde barındıran festivalde birbirinden güzel etkinlikler yapılacak. İlk etapta günün ilk saatlerinde kuş gözlemi burada uzman ekipler vasıtasıyla yaptırılacak. Diğer taraftan bisiklet parkurlarında bisikletle tur atma imkanı söz konusu olacak. At safari imkanı söz konusu olacak. Gün içerisinde tabii sporcuların haricinde de katılımcıların ile bir manada tanışmaları veya bu sporu tanımaları adına Burada Korkusuzlar Kupası diye belirlediğimiz bir organizasyonumuz katılımcılar için olacak özellikle sporcular haricinde. Diğer taraftan akşamleyin burada yine açık hava sineması ve çeşitli animasyon etkinlikler de yine gerçekleşecek. Bu etkinliklerde salgın önlemleri de göz ardı edilmeyecek. Her şey en ince ayrıntısına kadar dizayn edilecek. Kendi aramızda pandemi komiseri olarak tanımladığımız personellerimiz var ve bunlar sürekli hem gerek maske kontrolü için, diğer taraftan sosyal mesafenin sağlanması adına etkinliğe katılan herkesin arasında bulunacaklar. Tamamen steril ortamlar üretilen e, yiyeceklerin ikramı söz konusu olacak organizasyon boyunca. Diğer taraftan insanlar tabii kendi ürünlerini getirmeyi tercih edebilirler özellikle pandemi koşulları dolayısıyla. Tabii burada işte doğanın içerisinde doğanın şartlarını bozmadan bir faaliyet yapmaya başladığımız için buna yönelik bir kısım önlemlerimiz netice itibariyle var. Katılım ücretsiz olan festivale internet sitesi üzerinden başvuru yapılıyor. Burada bizim yöntemimiz site üzerinde başvuru kabul ediyoruz. Sayın Başkanımızın özellikle talimatları doğrultusunda daha geniş kitleye yayılabilmesi adına ücretsiz bir şekilde katılımcıların hizmetinde olmaya çalışıyoruz. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar katılımcılar için başvuru sitemiz üzerinden açık olacak. Bunu belirtmek istiyorum. Hafta sonu inşallah güzel bir etkinlikle Teke Deresi gölette olacağız. Herkesi bekliyoruz efendim. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar da pazarlardaki yerini aldı. Erzurum yaylalarında yetişen kurbanlıklar da batı illerine gönderiliyor. Kurbanlıklar önce sağlık kontrolünden geçiriliyor ardından sevkiyatları başlıyor. Erzurum yaylalarında yetiştikleri için etleri yerli yerinde oluyor. Bu bakımdan kurbanlık alacaklar için Erzurum'da yetişen hayvanlar bir adım önde yer alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatları da hız kazanıyor. <laughs> Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Doğu Anadolu bölgesinden batı illerine sevkiyatlar başladı. Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar tırlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine gönderiliyor. Araçlara yüklenen kurbanlıklar önce ilçe tarım ve orman müdürlüğüne götürülüyor. Orada yapılan sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından hayvanlar yola çıkıyor. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, sevkiyatların bundan sonraki süreçte yoğunlaşacağını ifade etti. Pazarlarımızdan yoğun olarak sevkiyatlar yapılmakta kurbanlık hayvanlar. Pazar yerlerine olan sevkiyatlar da söylenmiş olduğum gibi ayın 1 itibariyle başlayacak. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir boz ayı yavruları ile birlikte ilçeyi indi. Bir süre gezinen ayı daha sonra ağaçlar arasında kayboldu. Erzurum'da boz ayı iki yavrusuyla birlikte ilçeye indi. Bir süre yavrularıyla gezinen boz ayı daha sonra gözden kayboldu. Uzundere ilçesinde bir çiftçi tarlada çalışıyordu. Bir anda kendine doğru gelen bir boz ayı ve yavrularını gördü. Ayının kendisini fark etmemesi için bir süre hareket etmedi. Bu anları ise cep telefonundan kayıt altına aldı. Ağaçlar arasında bir süre dolaşan ayı ve yavruları daha sonra gözden kayboldu. Öte yandan geçtiğimiz hafta aynı bölgede bir ayı saldırısı yaşanmıştı. Ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından bölgede sık sık ayıların görülmesi ilçede yaşayan vatandaşları korkutuyor. Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı uzun bir aranın ardından yeniden görücüye çıkıyor. Manastır 1 Temmuz 2021 günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ziyarete açılacak. Ne yapalım, ne yapalım? UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alıyor. Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden birisi olan Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor. 6 yıldır restorasyonda olan manastır kültür ve turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da konser verecek. Manastırın daha önce hiç ziyarete açılmayan gizli kalmış bölümleri de artık ziyaret edilebilecek. Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları 22 Eylül 2015 tarihinde başladı. Yaklaşık 6 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden 1100 tondan fazla riskli kaya çekildi. Zorlu coğrafya ve hava koşulları sebebiyle kış aylarında restorasyona ara verildi. Karların erimesiyle birlikte çalışmalar yeniden başladı. Sümeyla Manastırı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında gizli bir geçitle ulaşılarak bulunan şapelde ahşap yol projesiyle ziyaret edilebilecek. Öte yandan 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Sümeyla Manastırı'nın UNESCO'da kalıcı miras listesine girmesi için gerekli çalışmalar başlatılacak. Liseye geçiş sınavına katılan 1 milyon aşkın öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını açıkladı. Sınavda 97 öğrenci tam puan aldı. LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları meb.gov.tr'den öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarıyla Merkezi Sınav Değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda öğrencilerin Merkezi Sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi. Sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi. Merkezi Sınava 1 milyon 38 öğrenci girdi ve katılım oranı 83 olarak gerçekleşti. LGS kapsamındaki Merkezi Sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Ben kaydırmıştım, eyvah. Şey Bir daha Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların %500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin %5,61'i 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı ise %62,17'lik oranla 200-299 oldu. Sınavda kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. Yapılan diğer bir incelemede öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Arnavutlukla Türkiye arasında 8,2 milyon euroluk İHA ve SİHA anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma Yunan medyasında ses getirdi. Türk İHA'ları Yunanistan'ın etrafını kuşatıyor denildi. Arnavutlukla Türkiye arasında 8,2 milyon avroluk insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı anlaşması yapıldı. Bu anlaşma Yunan medyasına taşındı. Türk İHA ve SİHA'larına devletlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Son olarak Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon avro değerinde İHA ve SİHA satın alma kararı aldı. Arnavutluk parlamentosu tarafından yayınlanan belgede İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgusu yapıldı. Bu gelişme Yunan medyasında kendine yer buldu. Yunan SL Press sitesi Arnavutluk'un Türkiye'den İHA alımı için Türk İHA'ları Yunanistan'ın etrafını kuşatıyor başlığını attı. Haberin devamında İHA'lar için savaşın seyrini değiştirdiğine dikkat çekildi. Avlona'nın deniz üssü Bayraktar TB2'nin üssü haline gelebilir ve her an Yunanistan'ı tehdit edebilir denildi. 32 ülkenin katıldığı aslında Amerika ve Ukrayna düzenliyor. Deniz Meltemi 2021 tatbikatından bahsediyoruz. Rusya'dan yine tepki açıklamaları geldi. Savunma Bakanlığı tatbikatı yakından takip ediyoruz dedi. Kırım'da da 20 uçak ve helikopterin katılımıyla bir denetim tatbikatı yaptı Rusya. Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz'de ise Rus ordusu dünyanın süper güçleri sahaya indi. Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ortaklaşa düzenlediği Deniz Meltemi 2021 tatbikatı Rusya'nın sert tepkisi altında başladı. Moskova takipte. Savunma Bakanlığı, tatbikata katılan uluslararası gemilerin hareketlerini yakından izliyoruz açıklamasını yaptı. Rusya tatbikatı provokasyon olarak niteliyor. Geçen hafta Karadeniz'de bir İngiliz gemisine Rus jet ve savaş gemilerinden uyarı ateşi açılmıştı ama İngiltere uyarı ateşi açıldığı iddiasını reddediyor. Olay Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım açıklarında yaşanmıştı. İngiltere, geminin uluslararası toplum tarafından tanınan Ukrayna karasularından geçtiğini ifade ediyor. Rusya ise Kırım'ın kendi toprakları olduğunu ve geminin sınır ihlali yaptığını iddia ediyor. Bir gelişme de Kırım'da yaşandı. Rus ordusu deniz meltemi tatbikatına katılan ülkelere gözdağı mahiyetinde denetim tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta 20 uçak ve helikopterin yanı sıra S-400 hava savunma sistemleri de kullanıldı. Karadeniz'de düzenlenen bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikata 32 ülke katılıyor. Aralarında Türkiye'de var. 5 bin asker, 32 gemi ve 40 savaş uçağı Karadeniz'de. Tatbikat 10 Temmuz'a kadar sürecek. Akdeniz'de ise sahne Rusların. Rus donanması ve hava kuvvetleri sahada ancak bu deniz meltemi tatbikatına kıyasla dar kapsamlı. Toplamda 5 gemi ve 2 denizaltı yer alıyor. ABD'nin Miami şehrinde 12 katlı bir binanın yarısı saniyeler içinde yerle bir olmuştu. 24 Haziran'dan bu yana çalışmalar aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 149 kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 24 Haziran'da çöken binanın enkazında aramalar devam ediyor. Şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği olay yerinde 149 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 12 katlı binanın yarısı saniyeler içinde yerle bir oldu. Görüntüler 24 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde kayda geçti. Bölge polisi, kurtarma ekipleri ve çok sayıda itfaiye çalışanı enkaz üzerinde gece gündüz çalışma yapıyor. Bina enkazından şu ana kadar 12 kişiye ulaşıldı. Öte yandan enkaz altında bulunduğu bildirilen 149 kişiye ise hala ulaşılmaya çalışılıyor. Aramada kurtarma köpekleri ile radar ve sonar cihazları da kullanılıyor. Enkaz çalışmaları sürerken her geçen gün umutlar tükeniyor. Çöken binada oturanların yakınları bina etrafında henüz ulaşılamayan kişiler için dua ediyor. Bu da oldu diyeceğiniz bir haber var sırada. Devlet tarafından ücretsiz uygulanan koronavirüs aşıları çalındı. Kocaeli'de yaşandı olay. Bir genç girdiği aile sağlığı merkezindeki Biontech aşılarını çaldı. <laughs> Aile Sağlığı Merkezi'ne geldi, aşı odasının boş kalmasını bekledi. Fırsatını bulduğu anda girdiği odadaki koronavirüs aşılarını çalarak kaçtı. İlginç olayın adresi Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Gündoğdu 3 nolu Aile Sağlık Merkezi'ne gelen genç, aşı odalarının bulunduğu koridora girdi. Bir süre oturarak ortamın sakinleşmesini bekledi. Fırsatını bulduğu anda da aşı odasına daldı. Bir flakon, yani 6 kişilik Biontech aşısını çalarak odadan çıktı. Çıkarken bir personelle göz göze geldi ancak soğukkanlılığı sayesinde dikkatleri üzerine çekmedi. Usulca merkezden ayrıldı. Bir süre sonra aşıların eksik olduğu fark edildi. Güvenlik kameraları incelendi ve hırsızın kimliği tespit edildi. Aşıları çalan hırsız polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yine bir köpek saldırısı. Sahibinin sokak ortasında gezdirdiği pitbull ırkı köpek 9 yaşındaki çocuğa saldırdı. Küçük çocuk saldırgan köpekten güçlükle kurtarıldı. <laughs> Sahibinin sokak ortasında gezdirdiği pitbull ırkı köpek sokakta oyun oynayan çocuğa saldırdı. Köpeğin bir süre yerde sürüklediği çocuk mahalledeki vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarıldı. Dehşet olay İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşandı. Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan bir kişi pitbull ırkı köpeğini sokak ortasında gezdirmeye çıkardı. Mahallede yaşayan çocuklar bu esnada oyun oynuyordu. Sahibinin tuttuğu köpek bir anda 9 yaşındaki Berkay'a saldırdı. Köpeğin altına aldığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Küçük çocuk uzun uğraşlar sonucunda yaralı olarak kurtarıldı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Küçük Berkay'a ise kaldırıldığı hastanede 30'a yakın dikiş atıldı. Berkay'ın hastanedeki tedavisi devam ederken ailesi saldırgan köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Kanada'nın batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin çoğunun yaşlılardan oluştuğu bildirildi. Bir haftada sıcak hava nedeniyle toplam can kaybı 134'ü buldu. Kanada'da aşırı sıcaklar can aldı. Ülkede 63 kişi yaşamını yitirdi. Bir hafta içerisinde sıcak havadan toplam can kaybı ise 134'ü buldu. Kanada'da şimdiye kadar yaşanmamış bir olay yaşandı. Soğuk havasıyla bilinen ülkede aşırı sıcaklar etkili oldu. Üç kentte bir günde 63 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun yaşlılardan oluştuğu bildirildi. Müzik Bölgede son 24 saatte tüm zamanların en yüksek olan 103 rekor sıcaklık kayıtlara geçti. Termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi. Ülkede etkili olan sıcak hava uzmanlarca ısı kubbesi olarak tanımlanıyor. Sıcak hava dalgasının yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor. Müzik Öte yandan Kanada halkının sıcak havadan fazla etkilenmemesi için belediyelerce serinleme merkezleri açıldı. Bu merkezler halka aralıksız hizmet veriyor. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.